Kətənə atanış verinin ucibsiz yardımı günün ruhu ilən keçirmək üçün yeterli olar. Ya da tərsinə, kimdir verinin tötənləyin güdüklük sebəpli özümüzü qanmayın duyup biliriz. Sıyla, onun atnaşıkları östürməyə kömək ediyən, asıqda ve bağlı cemiyet üçün göz baştır. Boyun alalım. Sulhumuz alışıyan, hareketdir beyanlarını makullayan tanışlarımızı sıylamak katansat. Ama esası kıyınçılık bizden tapağıtlanan kişileri. Yani bize karanında ütküşük görünen, fikirlenen, yaşayan, duyan, hareket edeyen ve bizim adatı hesaplayan zatlarımız bilen ılağlaşmayanlar sıylamakta. Ünhaşı pırsatta mertebeğe açık ya. Her bir adamın derecesine, cemiyetteki oranını ya da şahsi hayatiyetlerini bağlı olmazdan değişli mertebesi ve kımmatı var. Bu mertebe şahsiyet hükmününe özümüze mahsustur. Yani her birimiz ahlaklı çemeleşilmeye münasip. İndikemme ahlaklı çemeleşme ne hemen anladıyor? Bu teorimiz zekilere sıylağlı olmaktır. Maşkalamıza, sınıftaşlarımıza, komşularımıza, dükkanlaki işgarlara hatta online platformalarda. Umuman özümüze ne hil çemeleşilmeğini isteyen olsak, iyilere de şeyle çemeleşmemizdir. Beylikleri dinlememiz, isleyen ve gerek zatlarını göz önüne tutmamız, islemeyen zatını ettirmek için basış etmezliğimiz, tapağıtlılığı aramazdan sıylaşıklı dille gürleşmemiz, birine karşı güyücülenmezliğimiz, göz aslında saklamazlığımız, zorluk gol közmezliğimiz ya da ıncıtmazlığımızdır. Kişilere göre onların ehmiyeti yok gel çemeleşmezliğimizdir. Şolsanına, cinsine, yaşına, gelip çıkışına, sosyal yağdayına, durmuş sayılarına, medeniyetine, mayıplığına, daşkı görünüşüne ya da başka sebebe göre tapağıtlı çemeleşmezliğimizdir. Bunun kovu yeri, sıylaşık iki taraflı. Biz sıylasak, bizi hem sıylarlar. Bu olsa bize kovupsuzluk, anlam ve bağıt duygusunu veriyor. Gelin, bir vereyi sıylayalım.